Bir FETÖ borsasından söz etmeye başladılar. Bir FETÖ borsası kuruldu dediler. Parası olan, dayısı olan dışarıya çıkıyor. Gariban içeride kalıyor. Evet, gariban içeride. Parası olan, arkası olan dışarıda. Dayın mı var? Amcan mı var? Bakanın mı var? Başbakanın mı var? Cumhurbaşkanı mı var? Yakının mı var? Doğru dışarı. Hatta savcı ifade bile almıyor. Ama garibanlar, garibanlar, askeri öğrenciler, esnaf. Ya bunların ne işi var darbeyle? Ne işi var? Komutanı talimat vermiş, çıkın diyor dışarı. E çıkmışlar. Askerlikte talimata uymamak suçtur. Siz bunları atıyorsunuz içeri, sırtı kalınlar dışarıda. FETÖ borsasından para bastıranlar dışarıda. Şimdi beni dinleyen AK Partili kardeşlerim diyebilir ki, ya çok da insafsızlık yapıyorsun Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar da olmaz. Hükümet bu kadar da eleştirilmez. Erdoğan bu kadar da eleştirilmez. İnsaf denen bir şey var. Bir örnek gösterebilir misin diye bana sorabilir. Sormakta da haklıdır. O zaman ben ona bir örnek göstereceğim. Ve bir örnek vereceğim. Bu örneği verirken FETÖ borsasının ne olduğunu da iyi bilsinler diye veriyorum. Daha önce burada verdim. Aynı örneği madem ki 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü yine vereceğim. Fetah tam ince. tamince. tam ince. Bir kişinin FETÖ'den, FETÖ'den gözaltına alınması için emniyetin raporunun olması lazım. Bitin raporunun olması lazım veya Masak'ın raporunun olması lazım. Fetah tam ince ile ilgili üçünün de raporu var. Fetah tam ince içeride mi? Hayır. Nerede Fetah tamca? İnce. Devletin protokolünde. Askeri öğrenciler nerede? Içeride. Niye fedahtan Tamici'ye bu ayrıcalık sağlanıyor? Hangi gerekçeyle sağlanıyor? Vicdan sahibi, vicdan sahibi. Bir kişiye soruyorum, vicdan sahibi. Vicdan sahibi 5000 bin kişiye soruyorum. On bin kişiye soruyorum. Vicdan sahibi 82 milyona sesleniyorum. Neden bununla ilgili bir işlem yapılmıyor doğru Hangi gerekçeyle? Yetiyor mu? Hayır. Şimdi sivil toplum örgütleri vardı. FETÖ'ye ait. Bu sivil toplum örgütlerinin büyük bir kısmı kanun hükmünde kararnamelerle kapatıldı. Yanlış olanlar sonra düzeltildi. İyi de tam Tamince'nin bazen başkanı bazen de yönetiminde oldu. Sivil toplum kuruluşları vardı. Bakın bazen başkan bazen yönetiminde ve kapatıldı bazıları. Niye Fethullah Türcü'ye bir soru sorulmuyor? Hangi gerekçeyle sorulmuyor? Kanun hükmünde kararnameyle pek çok şeyi iptal ettin. Yöneticilerin tamamını içeri aldın. Bu beyefendiye dokunan bile yok. Neden? Ben bunu sormazsam adalet kavramına ihanet etmiş olurum. Ben bunu sormazsam bu milletin vicdanını reddetmiş olurum. Efendim, ihbar olanlar hakkında bunlar yapılır. Kişinin FETÖ'den sorgulanması için ihbar olması lazım. E Fethah Tamince ile ilgili onlarca ihbar var. Onlarca. Niye bir şey yapılmıyor? Neden yapılmıyor? Bankasya'ya para yatıranlar. Biliyorsunuz Bankasya'nın önünden geçenleri içeri attılar. Kapıcıları içeri attılar. Öğretmenleri içeri attılar. Memurları içeri attılar. Yetmedi memuriyetten de attılar. Hatta Bankasya apartman aidatını yatıranlar veya müteahhidin parasını taksidini bankasya kanalcı kanalıyla yatıranlar hepsi içeri atıldı veya devlet memuriyetinden atıldı. Bu beyefendi 17-25'ten sonra altını çiziyorum. 17-25 Aralık'tan sonra bankasıya para yatırıyor ailesi. Bir şey yapılıyor mu? Hayır bir şey yapılmıyor. Niye yapılmıyor? Niye askeri önce öğrenciler hapiste de bu adam caz dışarıda? Adam caz diyor. Paragani bastırıyor parayı dışarıda kalıyor. Borsanın bir numaralı adamı, FETÖ borsasının bir numaralı adamı. Dönüyorum. Himmet toplama biliyorsunuz. FETÖ organizasyonda himmet paraları toplanır ve FETÖ'ye finans desteği olarak sağlanır. Bu da himmet organizasyonlarını yapan kişilerden birisidir. Bu biliniyor devletin yetkilileri de biliyor. Ama kimse Fethullah Tamince'ye bir şey yapmıyor. Başka bir şey daha. 17 25'i milat almışlardı. 17 25'ten önce bir şey olmayacak. 17 25'ten sonra ne gerekirse yapılacak. Fethullah Tamince 17 25 aralıktan sonra Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'le görüşen kişidir. 17 25 aralıktan sonra giden Çağırıyorlar ne yaptın? Gittim. Kimlerle gittin? Hatırlamıyorum. Ne konuştun? Bilmiyorum. Bir şey, hiçbir şey yapmıyorlar. Tokalaşıyorlar, beyefendiyi gönderiyorlar. Değerli arkadaşlarım, 17-25'ten sonra Zaman Gazetesi'nin hisselerini satın aldı. 17-25'ten önce değil, 17-25'ten sonra aldı. Ne oldu? Soruşturma mı açıldı? Hayır. Tebrik edildi. Devletin protokolüne oturtuldu. Şimdi bana diyecekler ki biz FETÖ'yle mücadele ediyoruz. Hayır efendim. Siz garibanlarla mücadele ediyorsunuz. FETÖ'nün kahramanlarını baş tacı yaptınız. Baş tacı yaptınız. Bir şey daha. FETÖ tam ince sadece bununla da sınırlı değil. Protokole alınıyor efendim. Devletin protokolünde. Bu yetmiyor. Türkiye'nin en büyük ihalelerinden birisi de buna veriliyor. Ya insaf ya, insaf, insaf. İnsaf. Şimdi biz bunları söyleyince beyefendiler alınıyorlar. Vay efendim bunları niye söylüyorsunuz? E ben bunları söylemezsem nasıl kalkıp adaletten söz edeceğim? Ben bunları söylemesem nasıl kalkıp vicdandan söz edeceğim? Ben bunları söylemesem nasıl ben bütün vatandaşlarımı kucaklıyorum diyeceğim. Ben bunları söylemesem inanç ayrımı, kimlik ayrımı, siyaset ayrımını bir tarafa bırakalım. Türkiye'nin en temel noktalarında buluşalımı nasıl söyleyeceğim? Bunların tamamını reddediyorsunuz siz. Fetah tam ince neden bu işi yapıyor böyle? Bir, Büyük bir ihtimalle Türkiye'ye kara para getiriyor. Kara para getiren Ender insanlardan birisiydi. Büyük miktarlarda getiriyor. Iki Erdoğan'ın avukatları bunu savunuyor. Başka avukatlar değil. Erdoğan'ın avukatları savunduğu için hiçbir hakim ve savcı korkudan dosyaya bir şey yapmıyor. Dosyada hepsi var bunların. Bu söylediklerimin tamamı fettah tam ince dosyasında var. Ama el yakıyor. Ne hakim ne savcı dosyanın kapağını açamıyor. Ya nasıl adalet bu? Nasıl adalet ya? Nasıl adalet? Ya isyan etmez misiniz siz buna? Gariban öğrenciyi alacaksın içeriye. Yıllardır içeride tutacaksın. Yazarı, çizeri, siyasetçiyi alacaksın. Yıllardır içeride tutacaksın. Bu beyefendi elini kolunu sallayacak. Erdoğan'ın yanında devletin protokolünde yer alacak. En büyük ihaleleri alacak. Biz FETÖ borsası kuruldu dediğimiz zaman da işte bak FETÖ'cü budur diyecekler. Kim FETÖ'cü? Bunlar değil mi Allah aşkına? Bunlar değil mi? Aynı zihniyet. Ne diyordu? Aynı menzile gidiyorduk diyor. Aynı menzile yürüyorlar zaten. Bir, camba, bir ifte iki cambaz vardı. Şimdi cambazlardan birisi düştü. Diğer cambaz ipin üstünde oynuyor. Hep beraber görüyoruz bunu.